Sevgili dostlar, İstanbul İl Başkanı olduğum günden itibaren İstanbul'daki imar çetesi, beton lobisi, arsa çetesi ile ilgili gücümüzün yettiği kadar ben, arkadaşlarım, çokça dostlarımız mücadele etmeye başladık. Sadece biz mi? Hayır. İstanbul Mimarlar Odası, Mühendisler Odası, Çevre Mühendisler Odası, çokça bireysel olarak arkadaşlarımız, belediye meclisiyesi arkadaşlarımız, imkanlarımız dahilinde mücadele etmeye çalıştık. Ne yapabildik? Yasal olmayan yerlerle ilgili yargıya götürebildik. Bir kısmını iptal edebildik. Bir kısmında önemli değişiklikler oldu vesaire vesaire. Ama bütün bu çabalarımız, uğraşlarımız neredeyse 13-14 yıl olmasına rağmen maalesef bu imar çetesini durdurmak mümkün değil. Kimsenin de gücü yetmiyor. Aklınıza gelebilecek en üst birimlere kadar taşımamıza rağmen bunun önüne geçmemiz mümkün değil. E kim bunlar? Uzaydan, Çin'den, Hindistan'dan gelmiş insanlar değil. İşte sizin mahallenin insanları. Yoldaşlarınız bir kısmı işte kendisini soldan konumlandıran yoldaşlarınız. Bir kısmı kim? Daha çok ülkücüyüm, daha çok yerliyim, milliyim diyenler. Ama en önemli kısmı da hani mahallede yola çıktığınızda mücahitlik hukukuyla yola çıkmış olduğunuz insanların ne kadarının müteahhit olduğunu ve sizin halen müşahitliğe devam ettiğini hatırlatmak istiyorum. Şimdi sözüm size. Kim? İşte çeşitli partilerin üyelerine, halen emekli maaşına mahkum edilmiş, asgari ücrete mahkum edilmiş, hizmet sektöründe çalışan, inşaat sektöründe çalışan, kıt kanat imkanlar içinde geçimini sağlayan ama aynı zamanda çeşitli partilerin üyeleri ya da çeşitli partilerin mensupları, seçmenleri sizlere sesleniyorum. Benim biraz önce anlatmış olduğum o yoldaşlarınız, mücahitleriniz, daha 15 yıl önce sizin mahallelerinizde, sizin gitmiş olduğunuz kahvelere, sizin gitmiş olduğunuz camilere, cemaatlere gelen insanlar değil miydi? Evet. Şimdi onları görebiliyor musunuz? Asla göremezsiniz. Neden? Çünkü onlar sınıf atladılar. Onlar başka bir dünyada yaşıyorlar şu anda. Mesela bunların bir kısmı her ne kadar farklı siyasi partilerin mensupları olmuş olsa da aynı sitede oturuyorlar ve bu siteler dediğim aidat giderlerinin 100 bin, 150 bin, 200 bin TL olduğu rakamlardan bahsediyorum. E siz 10 bine mahkum edilmiş, acaba önümüzdeki süreçte benim emekli maaşıma, asgari ücretime ne kadar zam gelecek diye kara kara beklerken, daha bir önceki seçimde bütün bunları yaşamana rağmen bir önceki seçimde onları gördüğünde onların önünde esas duruşta durup onlara itibar edip onların yeniden seçilmesini sağlayan yine sizsiniz. O zaman bir sorun var. Bütün bunları anlıyorum. Bir ülkede hukuk yoksa, bir ülkede kurumlar işlemiyorsa bazen çaresiz kalabilirsiniz. Ama elinizde çare olan bir şey var. Reyinizi kullanırken size yoldaş olanların sizin mahallenizde kopup başka bir evreye girmişse, sizin mahallede büyümüş, doğmuş, bugün mücahitlik hukukundan çıkıp müteahhitlik hukukuna geçmiş, büyük rantçı, imar çetesinin, beton lobisinin bir parçası olmuş ve sizin mahallede kopmuşsa, halen onlar da siyaseti yönetir haldeyse, o zaman ne yapacaksın? Reyini ona göre kullanacaksın. Diyeceksin ki, gel kardeşim, senin bu servetin izaha muhtaç. Bana izah et. Biz servet düşmanı değiliz diyeceksin. Benim bütün bu ailece çalışmama rağmen çelim, çocuğum, eşim hepimiz çalışıyoruz. Biz 3-5 AVM yapamıyorsak sen bu kısa süre içerisinde bu kadar AVM, bu kadar rezidans, yat kat sahibi olduysan bunu izah edeceksin. Madem ki bir müşahitlik, bir mücahitlik hukukumuz, bir yoldaşlık hukukumuz varsa bunu izah etmesi mümkün değil. Yani bütün o verileri tabii ki arada paylaşacağız. Özellikle deprem toplama alanları, imar çetesinin İstanbul'un dört bir yanındaki milletimize ait, milli emlak ait, bakanlıklara ait yerlerin nasıl parsellediğini ve o parselasyonda nasıl zenginleştiğini görmenizi istiyorum. Onun için uyanın ve önümüzdeki süreçte sizi soyanlara değil, sizinle yoldaş olanlara, sizinle müşahit olanlara oyunuzu vereceksiniz. Aksi takdirde daha çok maaşlarınıza zam gelsin beklentisi içinde olursunuz. Bu kadar soygunun, bu kadar yolsuzluğun olduğu bir ülkede yoksulluktan kurtulma şansınız olmaz. Yoksulluktan kurtulmak istiyorsanız yolsuzluğa son vereceksiniz. Gelin hep beraber farklı siyasi partilerin mensupları olabilirsiniz. Farklı ideolojik yapılarınız olabilir. Ama bir şeyi ortaklaştıralım. Bu ülkemizde yoksulluğu bitirmek için yolsuzlukla hep beraber mücadele edelim.